Herkese merhabalar. Seda Yalçınkaya ben. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan. Dün Brexit kaygılarının oldukça arttığı bir haftaya merhaba dedik. Cuma günü açıklanan anket sonuçlarında Brexit'e yönelik ayrılıkçı oyların biraz daha artmasıyla birlikte hisse senetleri piyasasında ve paritelerdeki dalgalanma oldukça volatildi. Ancak gördüğümüz kadarıyla dün sabah Asya piyasasından başlayan satıcılı seyrin hem ABD borsalarına hem de aynı zamanda Avrupa borsalarına sirayet etmesinin ardından endekste de sert satıcılı bir görünümün hakim olduğunu izledik. Şu anda baktığımız zaman dünkü kapanışın ardından bir miktar daha açıkçası 76.000 seviyesinin üzerinde kapanmakta zorlanan bir endekse karşı karşıyayız. Endeksin bu seviye üzerindeki yukarı yönlü hareketlerinde bir miktar sınırlı yukarı yönde tepkiler izleyebiliriz. Ancak biraz daha riskli ortamda olduğumuzu söylemekte fayda var. Yatırımcılar biraz daha temkinli bir duruş sergileyebilir. Hemen buradan biraz daha dolar TL kısmına ve yarın sonlanacak olan FED toplantısına bakalım. Çünkü piyasalarda evet biliyoruz ki FED'e yönelik faiz kararında herhangi bir faiz değişikliği yapılması beklentisi yok. Ancak FED Başkanı Yellen'ın söylemleri ve piyasada FED'in ileriye yönelik olacak açıklamaları, daha doğrusu projeksiyonu oldukça önemli. Bakalım enflasyon görünümüyle ilgili ve büyüme görünümüyle ilgili FED'in görüşleri ne olacak ve FED Başkanı Yellen'ın piyasalara aktaracağı ileriki dönemlere ilişkin, faiz artımına ilişkin sinyaller ne yönde olacak bunu alacağız. Şu anda dolar TL'de 2.92-2.94 aralığında bir fiyatlama görmemiz açıkçası biraz daha yatay seyrin izlenmesinin neden olabilir ancak 2.92 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda biraz daha artık 2.91-2.90 seviyelerinden destek bulabilecek ve buradan kuvvet alarak yukarı yönde hareketine devam edebilecek bir dolar TL görebiliriz. Hatırlatmakta fayda var. Dolar endeksi halen daha 94.50 seviyesinde kalmayı sürdürüyor ve bu da gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı sınırlı da olsa bir miktar temkinli duruşu açıkçası devam etmesine neden oluyor. Ancak şu anda baktığımızda FED'e ilişkin bir hamle olması durumunda açıkçası gelişmekte olan ülke para birimlerinde de fiyat hareketlerinde değişimler olabilir. Riskli bir ortam dedik, İngiltere'de yaşanan Brexit kaygıları dedik ve şu anda piyasalara olan yansımalarını izledik. Ancak ons altın fiyatı ve aynı zamanda yen de güvenli liman talebinin yavaş yavaş çalıştığını görüyoruz. Fakat bu yeterli mi? Ons altın fiyatı bunu açıkçası çok fazla fiyatlayamadı diyebiliriz. Çünkü neden? 1280 direnç noktası kısa vadede takip ettiğimiz önemli bir noktaydı. Buranın üzerinde tutunmalar gerçekleşti. Ancak oldukça sınırlı ve kısa vadeli olarak kaldı. Şu anda 1280 seviyesi üzerindeki kapanışlarda 1288-1295 dirençlerine doğru bir hareket başlatma potansiyeli yaratabilir. Ancak bunun ne kadar güçlü olacağı biraz daha FED'in söylemlerine bağlı olacak. Bunu tekrardan yenileyelim. Diğer yandan piyasalar oldukça dalgalanmaya müsait bir ortam yaşıyorlar. Şu anda Çin'in MSCI'ya alınıp alınmayacağı aynı zamanda piyasalara hisse senedinde büyük miktarlarda para aktarılacağı konuşuluyor. Diğer yandan baktığımız zaman Bojun Merkez Bankası'nın yani Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını ve açıklamalarını alacağız. Oradan bir hamle gelecek mi? Bunun dışında Cuma günü de Draghi'nin konuşmaları olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın konuşmalarını da alıyor olacağız. Şu an Euro-Dolar paritesini incelediğimizde yükseliş trendi içerisinde dalgalanmaların olduğunu görüyoruz. Euro-Dolar paritesinde 1.13-1.13.35 seviyesi üzerinde kısa vadeli kapanışlar görmediğimiz takdirde aşağı yönde geri çekilmeleri izleyebiliriz. Burada önemli nokta 1.11.10'lardan geçiyor. Çünkü yükselen trendin geçmiş olduğu, yani yükselen trendin alt seviyesinin geçmiş olduğu nokta burası. Burası kırılırsa satış baskısı da artabilir. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. İntegral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.